Merhabalar. Deutschcafe hoş geldiniz. B2 yazı örneklerine devam ediyoruz çevirmeye. Deutschna klar bir Almanca kursu bununla devam ediyoruz bugün. Deutsch online lernen. Online Almanca kursuymuş. Bu Almancayı online öğrenin diyor. Lernen Sie Deutsch von zu Hause aus. Bakın. Aus lernen öğrenmek. Siz Almancayı von zu Hause şu su kafanızı karıştırmasın. Bu bir kalıp gibi düşünün. Su evde demek. Font su de evden demek. Evden öğrenin Almanca ediyor. Ein umfangreiches online Sprachpaket mit Zusatz DVD und Arbeitsbuch hilft Ihnen besser Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Güzel bir kullanım olmuş. Diyor ki çeşitlilik yani böyle çok zengin çeşitliliğe sahip online şprah paket, dil paketi. Ne ileymiş? Ek, tuzat, dvd, Ek, DVD'ler. Ve e, çalışma kitabı. Arbeitsbuch'la berabermiş. Ki ek DVD ve Arbeitsbuch hilft Ihnen. Size yardımcı olur. Neye? Daha iyi Almanca konuşmaya ve yazmaya. Bu tuzu o işe yarıyor. Konuşmaya yardımcı olur. Bakın yardımcı olmak ve konuşmak iki tane fiil var. Yardımcı olur konuşmaya derken ikinci fiilin önüne su getiriyoruz. Veya yazmaya derken ikinci fiilin önüne su getiriyoruz. Bunu unutmayın güzel bir kullanım bu. Die fünfsin leksiyonun yani e, ünite var oluyor. 15 tane ünite. Sind loka und modern mit vielen ansprechenden fotos und videos. Diyor ki 15 tane ünitemiz var diyor. Yani var demiyor da işte bu 15 ünite rahat ve moderndir. Ne ile? Birçok uygun resim ve video ile diyor. Loka ve moderndir. Yani konuya uygun ansprehend ansp ansp konuya uygun video ve fotoğraflar var diyor bu 15 ünitenin içinde. Modern ve loka, rahat. Ee, aufgebaut, pardon, özür dilerim. Şöyle, sind aufgebaut. Aufbauen, mesela bir binayı inşa etmek. Burada da üniteler sind aufgebaut. Yani inşa edilmiş. Nasıl rahat ve yani anlaşılabilir ve modern bir şekilde e, uygun fotoğraflar ve videolarla inşa edilmiş, oluşturulmuş diyor. Bei Finnen Übungen birçok Übung'da yani alıştırmada Könn Sprachtrainer online um Hilfe gebeten werden. Sprachtrainer dediği sizin dil koçunuz. Dil koçunuz diyor size online olarak e, şöyle aslında şöyle e, online um Hilfe gebeten werden. Bakın, Gebetin werden. Beten istemek, dua etmek gibi ya gebeten werden. Könün. Könün gebetini verdin. Diyor ki birçok Übung'da online istenebilir yardım. Okey. Şıprat trainer yardımı istenebilir gibi bir şey diyor. Yani online diyor. Siz yardım alabilirsiniz. Destek alabilirsiniz diyor. Burada önemli olan ne? Online destek alabilmemiz. hilfe. Yardımcı olması için. Çünkü yazacağız ya ne yoktu, ne vardı diye. O yüzden bu önemli. Bunu ee, yani şuraları anlamamış olabilirsiniz önemli değil yardım istiyorum yani online yardım alabileceğimi söylemiştiniz ama kimseye ulaşamadım gibi devam diyor ki siz diyor online zugang yani online girişe sahipsiniz dvd dvd veriyoruz arbeitsbuch veriyoruz çalışma kitabı deutschnachtlar işte bunun ismi zaten almanca mı tabii ki gibi Price 950 Euro 590. 95. Yani 59.95 e, Euro'ya size bunu veriyoruz diyor. Burada bakalım ne yapabiliriz? Yani ne söyleyebiliriz? Mesela Suzas DVD gelmemiş olabilir. Arbeitsbuch hiç öyle içeriği güzel olmayabilir. Ondan sonra e, Sprechen veya veya Schreiben'la ilgili Arbeitsbuch'un içinde herhangi bir e, alıştırma olmayabilir. İşte 15 leksiyon hazırlanmıştır diyor fotoğraflar ve videolarla ama 5'inde sadece video vardı. Diğer onda yoktu diyebilirsiniz. İşte online az önce dediğim gibi online yardım alamadım diyebilirsiniz falan. Şimdi devam edelim. Diyor ki her zaman dediği gibi siz diyor online eee diyor 5 5 saat yaptınız ve ödediniz online sungun. Yani e, online erişime açtınız yani aldınız. Sipariş ettiniz ve ödediniz diyor. Almanca kursu için. Ama diyor ne yazık ki siz memnun kalmadınız. Memnun değilsiniz. Schreiben Sie an den Verlag. Bakın Schreiben an akuzatif. Den Verlag. Yani yayın evine yazın ve beşverin sizi. Şikayet edin. Behandeln Sie entweder oder. Ya ya da. Ya ya da. Ya diyor ki aşağıdaki punktelerden diyor üç tanesini yazın mektubunuza. Ya da diyor en az aşağıdaki punktelerden iki tanesini yazın ve bir tane de kendi seçtiğiniz, kendi uygun gördüğünüz bir punkt e ekleyin diyor. Düşünün diyor. Überlegen Sie sich vor dem Schreiben. Schreiben'dan önce düşünün. Eine passende Reihenfolge der Punkte. Yani Schreiben yazmadan önce oturun. Bu çok önemli. 2-3 dakikanızı buna ayırın. Yani ne yazacağım? Hangi paragrafta neyi yazacağım? Güzel bir rhyme for you, güzel bir sıra oluşturun diyor. Aynı pasında aynı yani girişi güzel yapın diyor ve sonucu da güzel yapın diyor. Pasında şulus. Okey. Ve diyor unutmayın absende gönderici ismini, adresi, tarihi, konu bölümünü yani beşverde über bilmem ne diye yukarı yazıyoruz ya mailde oluyor ya böyle konu bölümü o. Andre'de zegelte damlut herin Video şulus formu mid front nehin ve, ve aşağıya da isminiz. 150 kelime yazın diyor. Ki bu çok korkutucu değil. Yani 150 kelimeyi yazarsanız zaten o punktlardan birkaç yani kendiniz birkaç cümle yazsanız, birkaç tane de o kalıplardan koysanız zaten 150 kelime oluyor. Bunu belirtmiş. Sonra 4 tane punkt vermiş bize. Bu 4 punkt ne? Birincisi Warum Sie sich für das Sprachpaket nakla entschieden Neden bu pakete karar verdiniz? Ne diyebilirsiniz? İşte ben sizin ilanınızı gördüm. İlanınızda e, işte die Farbe vereceğiniz vesaire yazıyordu. Bundan etkilendim. Bu benim ilgimi çekti. Ve Almanca öğrenmek istediğim için e, kısa bir sürem olduğu için kendim öğrenmek istediğim için işte çalıştığım için Almancayı evde öğrenmek istediğim için sizin kursunuzu tercih ettim. Beschreiben Sie, açıklayın diyor. Warum Sie sehr sind. Neden e, memnun olmadığınızı açıklayın diyor. Ne ne yazacaksınız? İşte az önce bahsettiğim gibi. işte şöyle demiştiniz ama şöyle oldu. Böyle demiştiniz böyle oldu. E, i̇şte yardım alamadım vesaire gibi böyle. Arka arkaya sıralayın işte. Man Sie forschläge Schlege wie Doznackler verbesset sollte. Nasıl diyor Doznackler kursu? ...daha iyi olabilir, daha iyileştirilebilir. Bununla ilgili diyor, öneri yapın, forşileg'e yapın diyor. Tavsiye verin diyor. Yani burada da diyebilirsiniz ki işte... ...mesela işte sorularımızı sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Bunun yerine işte yapay zeka kullanabilirsiniz falan gibi böyle. Önemli değil ne yazdığınız. Yani çok azıcık mantıklı olsa yeterli. Yani konuyla ilgili olması bile yeterli. İşte yapay zeka kullanmanızı tavsiye ederim. Her zaman çünkü ben ulaşamadım işte online eğitime ne bileyim işte e, arbeitsbuch yerine e, bize daha böyle videolar hazırlayabilirsiniz. İşte videolar yeterli değil, bunları çoğaltabilirsiniz. Gibi e, ya da daha fazla mesela deneme testi deneme sınavı koyabilirsiniz gibi şeyler yapabilirsiniz mesela yazabilirsiniz. Nenen Siere forderungun andan farlak. Yani ne dedi ne istiyorsun farlaktan diyor. İşte buna da zaten kalıplar var ya işte ödediğim ücretin %50'sini istiyorum. Tekrar bir kurs açmanızı istiyorum benim için. İşte bir ek kurs daha istiyorum. İşte Chipre'ninle ilgili çok az übunk vardı. Bununla ilgili sizden işte Şiprehin kursu talep ediyorum. Konuşma kursu gibi ekleyebilirsiniz. bu şekilde zaten bunları eklediğiniz zaman 150 enemi rahatlıkla geçersiniz. Peki bunun çalışmasını nasıl yapabilirsiniz kendiniz? Elinizde olan bu tip sorulara hemen oturun. 3 dakika içinde ne yazabilirim buna? Ne yazabilirim? Ee, nasıl bir forschlak yapabilirim? Ya da neden e, e, memnun olmadığımı ne yapab- yani memnun olmadığımı nasıl belirtebilirim? şeklinde örnekleri böyle Türkçe amacı olmasına gerek yok. Türkçe hızlı bir şekilde yazın. Bunun alıştırmasını 10 kere, 15 kere, 20 tane falan yaptıktan sonra zaten e, oluşacak sizin kafanızda. Ya burada hemen bunu söyleyebilirim, bunu söyleyebilirim. Yani bu zaman harcayacağınız şey bu değil. O yüzden bunu hemen 3-4 dakikada ilk başta Ryan Forge ediyordu. Yani Ryan Forge'ye koyun yani sıraya koyun. O sırada yapmanız gerekiyor bunu. 3-4 dakikada hemen ne alacağınızı hızlı fikir öğretme çalışmasında ayrıca yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.